Arkadaşlar, selamünaleyküm, merhabalar, iyi günler diliyorum. Bugünkü dersimiz TYT Matematik. Şöyle 51 fonksiyon, mutlak değer fonksiyon grafiklerini inceleyeceğiz. Biraz mutlak değer bilgisi gerektiriyor bugün. İsmim Bayram Irmak, biliyorsunuz artık. 3B Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeniyim. Evet arkadaşlar, şöyle baktığımız zaman F51 açıyorsunuz. Mutlak değer fonksiyonundan bahsediyor. Mutlak değer fonksiyonunu şöyle göz önüne alacak olursak, evet. Şöyle bir hatırlatma yapalım isterseniz. Mutlak değer içerisindeki ifade artık neyse, bunun arkadaşlar, eğer siz negatif olduğuna karar veriyorsanız, verdiyseniz, bunun eksiyle çarpımı çıkması gerekiyor, değil mi? Bu ifadenin eksiyle çarpılıp dışarıya çıkması gerekiyor. Ama hayır, siz bu ifadenin pozitif olduğundan eminseniz, o zaman artıyla çarpıp çıkartırsınız. Yani artıyla çarpmak aslında ifadeyi aynen çıkarmak demektir, değil mi arkadaşlar? Bakınız, burada da ondan bahsediyor arkadaşlar. Tamam mı? Sıfıra eşit ve sıfırdan büyük yerlerde artıyla çarpmış. Bakın, burada aynen diyoruz, artıyla çarpmış. Burada da ne yapmış? Eksiyle çarpmış. Ne zaman? Sıfırdan küçük yerlerde. Sıfırdan küçük yerler şu temsil ediyor, sıfırdan büyük yerler burayı temsil ediyor arkadaşlar. Tamam mı? İşte bu tam sınır noktaya biz ne diyoruz? Daha önce de konuşmuştuk parçalı fonksiyonda, değil mi? Kritik nokta diyoruz arkadaşlar. Evet, bir tane sorumuz var. Burada hocam sinüsün ne işi var diyebilirsiniz. Elhamdülillah. Özür dilerim. Şimdi burada sinüsün ne işi var diyebilirsiniz. Bakın, fonksiyon ortak konu olduğu için arkadaşlar, fonksiyon ortak konu olduğu için karşımıza AYT bölümünde de çıkacaktır arkadaşlar. Yani TYT, AYT ortak konulardan bir tanesi. Burada bilmemiz gereken, bu soruyu çözmek için bilmemiz gereken trigonometrik bilgi şu arkadaşlar. Sinüs x değeri her zaman hangi aralıktadır? Eksi 1 ile 1 aralığındadır. Şimdi eksi 1 ile 1 aralığında olan bir ifade var. Siz bu ifadeden 3 çıkartırsanız ne olursa olsun 3'ü yenemez diyorum, değil mi? Hani 1 versen bile negatif olacak. 0 versen negatif olacak. Eksi 1 versen negatif olacak. Yani bunun negatif olduğundan emin oldum, değil mi? Şimdi geldim, burası da aynı şekilde. Eksi 1 verebilirsin en küçük. En çok da 1 verebilirsin. Hangisini verirsen ver, bu ifadenin içerisi her zaman 2 ile toplandığı için pozitiftir. Değil mi? Şimdi bakın, ben anlatırken diyordum ki şu, ne yapıyorum? Şu düz çizgileri şu şekilde yapıyorduk. Araya artı atıyordum. Şuradaki mutlak değerin çizgilerini yine ne yapıyordum? Şu şekilde normal paranteze çeviriyordum. Şimdi tepesindeki işaretle çarpıp eksi sinüs x artı 3 eksiyle çarpıldı. Bunu da artıyla çarparsanız kendisi olacaktır. Sinüs x artı 2. Gerekli işlemler yapıldığında, parantezleri kaldırdığınızda, artık arada artı olduğu için kaldırabilirsiniz. Sinüs x'ler birbirini götürüyor. Cevabımız da 3 artı 2'den 5 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada neden böyle bir şey dedik? Bu, şuraya dikkat edelim. Bizden bunun sonucu değildi. Biz şu anda neyi bulduk? Şu anda bu yaptığımız işlem fx'i bulduruyor, değil mi arkadaşlar? Fx'i bulduruyor. Yani biz fx'i kaç olarak bulduk? 5 olarak bulduk. Sabit fonksiyon. Sabit fonksiyonda sonuçlar hiç değişmiyordu. F3 de 5'tir. F4 de 5'tir. Toplamı 10 oluyor, değil mi arkadaşlar? Evet. Cevabımız, yani fonksiyonumuz 5 oluyor. Bizden 2 tane fonksiyon değerinde bir şey istiyor. F3 artı F4. Dolayısıyla cevabımız 10 oluyor. Sabit bir fonksiyon geldi. Geçtim diğer soruya. Şimdi burada şöyle düşünebilirsiniz.
Yani g içerisinde ne demekti bu? F eksi 3 demekti değil mi? Evet. Önce f eksi 3'ü bulabiliriz arkadaşlar. Yani şuraya ne yazıyorum? Eksi 3 yazıyorum. Eksi 3 yazarsanız eksi 3 artı 2 eksi 1 mutlak değerde dışarıya 1 diye çıkar. Değil mi? Yani şu ifadeyi biz kaç bulmuş olduk? Bir 5 daha 6 bulmuş olduk. Şimdi g'ye gidip 6 yazıyorum. Şuraya ve şuraya 6 yazacağım arkadaşlar. Ne oldu? Hemen yazarsak 2 eksi 3 kere 6 18 mutlak değer içerisinde artı bir de 6'sı var. Ne oldu? Eksi 16 dışarıya 16 diye çıkar. 16 artı 6'dan da cevabımız 22 olacaktır arkadaşlar. Evet. Geçtik bir sonraki sorumuza. Evet, bir çıkmış sorumuz var. Eşitliğini sağlayan demiş. Hemen GOF'u oluşturmaya çalışalım. GOF ne demekti? G'nin içerisinde kimi yazacağız? Bu fonksiyonu yazacağız. Sonra 3'e eşitleyeceğiz. Evet. Şimdi hemen bakıyorum. Fx'i paketliyorum. Fx nerede? Şurası. Şurayı paketleyip getirip şuradaki x yerine yazacağım. Değil mi? Bunu biz daha önce de yaptık. Şimdi şöyle x'in yerini boş bıraktım. Tamam mı? X'in yerini boş bıraktım. Şöyle parantezle artı 1 mutlak değer içerisinde yazdım. İşte bunu getirip buradaki x yerine yazdık ya. Buraya ne yazıyorsunuz? 2x eksi 5 yazıyorsunuz. Şu anda bunu düzenlersen zaten cofx oldu. Bunu bir de kaça eşitlememi istemiş? 3'e eşitlememi istiyor. Tamam. Değil mi? Bu arada şunun da kendi mutlakları var. Onu da şu şekilde yazarsak içeride iki tane mutlak değer olmuş oluyor. Değil mi? Şimdi şu ifadeyi biz ne yapıyoruz mutlak değer çözerken? İçerideki bu ifadeyi ne yapıyoruz? Bir 3'e bir de eksi 3'e eşitliyoruz değil mi? Hemen şu kenarda yapalım. 2x eksi 5 mutlak değer içerisinde artı 1'i ne yaptım? Bir 3'e eşitledim. 3'e eşitledim. Buradan bunu karşıya atarsak 2x eksi 5 eşittir 2 geldi. Aynı şekilde bir de ne yapıyorum? Mutlak değer 2x eksi 5 artı 1'i bir de kaça eşitliyorum arkadaşlar? Eksi 3'e eşitliyorum. Bu tarafa attığınızda mutlak değer 2x eksi 5 eşittir. Eksi 4 olacaktır. Mutlak değerin sonucu negatif olmayacağı için buradan gelen bir şey yok. Buradan işe devam edeceğiz. Şimdi bir tane mutlağı düşürdük ve bunu bir 2'ye bir eksi 2'ye eşitleyeceğiz. Hemen iki duruma şu şekilde ayırdım. 2x eksi 5'i 2'ye eşitliyorum. Bir de 2x eksi 5'i eksi 2'ye eşitliyorum. Buradan x eşittir 7 bölü 2 geldi. Buradan da ne geldi? 3 bölü 2 geldi. Bunları toplarsanız 7 bölü 2, 3 bölü 2, 10 bölü 2'den cevabımız 5 olacaktır. Sağlayan x değerleri toplamı sorulmuş arkadaşlar. Çıkmış bir soru. Bunun pratik bir yöntemi de var. Mutlak değerde vermiştim arkadaşlar. Şu şekilde yani ifadeyi şu duruma getirdikten sonra direkt şu durumda içeriği sıfır yapan ifadenin iki katını da alabilirsiniz. Tamam mı? Toplamın sorulduğunda ama bu söylediğim pratik sadece toplamın sorulduğunda yapılabilir. İçeriği sıfır yapan değer kaçtır arkadaşlar? 2,5. 2,5'un iki katı kaç? 5 oluyor arkadaşlar. Geçtik. Evet, fonksiyonun tanım kümesi. Şimdi tanım ne demek? X'e neler verebiliriz? Tamam mı? X neler alabilir? Ya da neler alamaz diye bir soru soruyorum. Evet, şu ifadeyi gördüğünüzde paydanın kesinlikle ne olmaması gerekiyor? Paydanın sıfırdan farklı olması gerekiyor ya da sıfır olmaması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Ben de inadına paydayı sıfır yapan değerleri merak ediyorum. Tamam mı? Hemen alıyorum paydayı. X eksi 2 eksi 4 eşittir. Bunu ne yapıyorum? Acaba sıfır olunca ne oluyor diyorum. Tamam mı? Bunu karşıya attım. X eksi 2 eşittir 4.
Şimdi bunu iki durumda inceliyorduk değil mi? Ne yapıyordum? Birinci durum x eksi 2'yi bir 4'e eşitliyorum. Bir de x eksi 2'yi kime eşitliyorum arkadaşlar? Eksi 4'e. Buradan x eşittir 6. Buradan da x eşittir kaç geldi? Eksi 2 geldi arkadaşlar. Şimdi bunları veremiyorsunuz. Bunlar tehlikeli şeylermiş. Onları bulun. İşte tehlikeli sayılar bunlarmış. O zaman x'e üst taraf zaten bir problem çıkarmıyor. Şuradan anladığım kadarıyla tanım kümesini şöyle söyleyebilirim. Bütün reel sayıları veriyorum. Kim hariç? Eksi 2 ve 6 hariç diyebilirim. İşte benim tanım kümem bu arkadaşlar. Tamam mı? Bizden tanım kümesini istemiş. R eksi bu hariç demektir değil mi arkadaşlar? İşte şurası hariç demektir. Hangisi hariç? Eksi 2 ve 6 hariç tüm reel sayıları ver diyor bize. Tamam mı? Evet, payda 0 yapan değerleri almadık. Yani kısacası bu kadar uğraşmak istemiyorsanız şu ifadeyi 4 yapmaya çalışın. X'e 6 ve X'e eksi 2 verirseniz burası 4 olur. Niye 4 eksi 4 0 olsun diye buraya dikkat. Hemen oradan da bulabilirsiniz yani. Çok uğraşmanıza gerek yok. Evet. Geçtik. Tanım kümesi. Evet, yine tanım kümesi sorulmuş. Şimdi tanım kümesinde derece tekse, bakın şurası tek dereceli değil mi? Şurası nasıl çift dereceli? O zaman biz hangisine dikkat edeceğiz? Buna dikkat edeceğiz. Buna bakmana gerek yok. İçerisi her şey olabilir arkadaşlar. Biz burada neye bakacağız? Çift dereceli kökün içerisinin negatif olmamasına bakacağız. Ya da şöyle diyebilir miyiz? İç tarafını alın. 6 eksi mutlak değer x eksi 3 ifadesi 0 olabilir ve 0'dan büyük olabilir. Tamam mı? Bu gösterimin adı ne demek arkadaşlar? Bu gösterimin adı demek ki negatif olamaz. Negatif olamayan bir ifade ne olabilir? Hocam 0 ya da 0'dan büyük olabilir. Evet. Şimdi şu mutlak değer ifadesini karşıya attığımızda 6 büyük eşittir. Mutlak değer x eksi 3 olacaktır. Bunu isterseniz tersten yazalım. Yani x eksi 3 küçük eşittir 6 olarak yazarsak. Mutlak değeri hatırlayınız. Bir mutlak değer bir sayıdan küçükse o sayının eksisini sola artısını sağına yazıyorduk. Yani kanatları açıyorduk değil mi? Hemen hatırlayalım. X eksi 3 yazıyorduk. Küçükse olduğunda bunu yapıyordum arkadaşlar. Buraya eksi 6, buraya da artı 6. Basit eşitsizlik konusunda gördüğümüz bir şey vardı. Ortada x'in yalnız kalması için ne yapıyorduk arkadaşlar? Şu fazlalıklardan kurtuluyorduk. Buraya artı 3, buraya artı 3, buraya artı 3 eklerseniz burası eksi 3 küçüktür. X o da küçüktür. 9 olacaktır. Tam kümesi ortaya çıktı. X'e verebildiğiniz değerler işte burada arkadaşlar. Bunu nasıl gösterebilirsiniz? Kapalı eksi 3, 9 kapalı aralığı şeklinde gösterebilirsiniz arkadaşlar. Bunların dışında bir şey veremiyorsunuz. Merak ediyorum verirsem ne olur? 10 verelim mi mesela? Şuraya 10 verirseniz arkadaşlar 10 eksi 3 7 olur. İşte 7 de dışarıya 7 olarak çıkar. 6 eksi 7 eksi 1 olur. İçerisi negatif olamaz dedik. Geçtik. Hem tanım istenmiş hem görüntü kümesi istenmiş arkadaşlar. Peki şimdi bunu bulurken fonksiyonun başında da sorduğumuz sorular vardı. Veremediğimiz bir şey var mı acaba? Onu soruyoruz. Ne soruyormuşuz? Veremediğimiz sıkıntı çıkaran bir şey acaba var mı diye soruyoruz. Görüntü kümesinde de sonuçlar sonuçları incele tamam mı? Neler çıkar ya da neler çıkmaz diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Neler çıkmaz diye sorabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi şuraya baktığımızda bir kere bir not biliyoruz. Biz mutlak değer en az kaç olabilir? En az 0 olabilir. Hocam negatif olamaz. Ya 0 ya pozitif olacak. En az aldığı değer
0 olur. Şimdi veremediğimiz bir sayı yok. Buraya istediğin sayıyı verebilirsin, değil mi? Yani payda yok, kökün içi yok. Bu tarz sıkıntı çıkaran şeyler olmadığı için her şeyi verebilirsin. Yani tanım kümesine R diyebiliriz. Şimdi geldik sonuç. Sonuçta neler çıkabiliyor? Şimdi burada kritik nokta arkadaşlar görünüyor. Mutlak değerin içini sıfır yapan kritik nokta 2'yi denemek istiyorum. Tamam mı? X eşittir 2 için verdiğimizde, 2 için verdiğimizde sonuç kaç çıkıyor arkadaşlar? Sonuç 2 çıkıyor değil mi? Evet. Başka. İstediğiniz sayıyı verebilirsiniz arkadaşlar. 2'den yukarı aşağı sayılar verelim mesela. Aşağıda veriyorum. 0 verdim. 0 için ne oluyor acaba? Sonuç 0 verirseniz 4 oluyor galiba. Değil mi? Ondan sonra altında başka bir değer daha vermek istiyorum. Eksi 3 vermek istiyorum. Eksi 3 veriyorum. Eksi 5 içeri 5 çıktı. 7 oluyor. Sonuç. Biraz da yukarısından verelim. Mesela 4 verdim. 4 verdim. İşte sonuç ne oldu 4 verdiğimde? 4 eksi 2, 2 yapar. 2 de toplarsak 4 yapar. Bakınız. Sonuçları ne yaparsam yapayım. 2'nin altına düşüremiyorum. Yani en küçük değerimiz bu. Bundan sonraki değerler artık gidiyor. Nereye doğru artık gidiyor hocam? Artı sonuçta doğru. Düzensiz bir şekilde artık gidiyor ama artıyor sonuçta. Sen şuraya tutup da 100 verirsen, 101 verirsen, 102 verirsen böyle bu artar gider arkadaşlar. Sonuç kümesini buluyoruz şimdi. Sonuç kümesi de o zaman 2 dahil olmak üzere nereye doğru gidiyor arkadaşlar? Sonsuza doğru gidiyor. Ben size desem ki hadi sonucu 1 yapın desem. Bakalım bir düşünün nasıl yaparsınız, yapabilir misiniz? Onlara bir bakın bakalım. Şurayı hangi sayı verirseniz 1 olur diye soruyorum size. Ne yaparsanız yapın olmayacaktır arkadaşlar. Evet, geçtik bir sonraki sorumuza. Fonksiyonun şimdi sadece görüntü kümesini istiyor. Görüntü kümesi deyince aklıma kimler geliyordu arkadaşlar? Artık biliyoruz. Bunun sonuçlar geliyor. Değil mi? Şimdi sonuçlara baktığınız zaman iki tane mutlak değer ifade var. İki tane mutlak değer ifadeyi siz toplarsanız, tamam. Sonuçta mutlak değer ifade negatif değildir. Ya 0 0'dır ya işte pozitif şeylerdir. Yani artarak devam edecek. Bu işin belli ki sonu sonsuzla bitecek diye bir yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani şöyle bir durum olacak. En küçük değeri bulabilirsem en küçük değer virgül sonsuz ifadesini yazabilirim arkadaşlar. Tamam mı? En küçük değere de arkadaşlar kritik noktalara burada bir iki tane olabilir değil mi? Kritik noktalara bakacaksın. Tamam mı? Kritik noktalara bakacaksın. Hocam nereden anladınız sonsuza gittiğini? Arada artı var arkadaşlar. Tamam mı? Eksi olarak tanım kümesi veya görüntü kümesini sormayabilir. Ya da sorsa da belli bir şart altında sorması gerekiyor. Belli bir aralıkta sorabilir. Bunlara dikkat. Tamamdır. Yani artıyor arkadaşlar. Bakınız hemen kritik noktaya bakıyorum. Kritik noktalardan bir tanesi 2. Komple 2'ye bakıyorsunuz. Yani şurada da 2 yazarak bu işi yapacaksınız. 2 yazdığınızda ilk mutlak değer zaten kritik nokta olduğu için 0 olacaktır. Artı ikinci mutlak değer 2 kere 2 4. 4'ten 6 çıktı. Eksi 2. Sonuç 2 gelecektir. Diğer kritik noktamız 3 arkadaşlar. 3'ü verdiğimizde 3 eksi 2'den ilk mutlak değerin içi 1 olacaktır. İkinci mutlak değerin kritik noktası olduğu için bu sefer burası 0 olacaktır. Evet, sonuç 1 geldi. İşte en küçük burada hangisi olarak karar veriyoruz o zaman? 1 olarak karar veriyoruz. Bu 1'i buraya yazdığımızda cevap da ortaya çıkıyor. Yani 1'den sonsuza bizim neyimiz oluyor arkadaşlar? Görüntü kümemiz oluyor. Geçtik bir sonraki sorumuza. Evet, 5-7 aralığında bir şey verilmiş.
aralık, tanım aralığı verilmiş. En büyük değer ile en küçük değerin toplamı bize sorulmuş. Bakalım. Bir kere bu aralıktan 5'te, 6'da, 6,5, 7 ne verirseniz verin. Burayı da ne yapar arkadaşlar? Burayı da pozitif yapar. Şurayı da ne yapacaktır? Pozitif yapacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Tekrar söylüyorum. Bakınız bu parantez diyorum. Mutlak değerlerin içine. Sonuçta x'e bir sayılar vereceğiz değil mi? Vereceğiniz tanım aralığı burası. Bakın tanım aralığını kendisi vermiş. 5 versen 5,5 ver. 6 ver. 6,5 ver. 7 ver. Ne verirsen ver. Bunlar pozitif olacak. Pozitif olacaklar için aynen dışarıya çıkıyorlar. Yani fx'i şöyle yazabilirim. X eksi 4 artı x artı 1 olarak yazdığımda fx eşittir. X, x'leri toplarsak 2x eksi 3 olarak bunu yazabiliriz. Değil mi? Şimdi fonksiyon ortaya çıktı. Ben x'in de ne olduğunu biliyorum. X'in 5 ile ne arasında olduğunu biliyorum. Evet, burası tanım kümesi. Şimdi tanım kümesinden yola çıkarak ne yapacağım? Ortada bunu oluşturursam, yani basit eşitsizlik konusunu kullanacağım. Ortada ifadede bunu oluşturursak biz görüntü kümesine ulaşmış olacağız. Çünkü değer dediği şeyler en küçük en büyük değerler. Bunlar görüntü kümesindedir değil mi arkadaşlar? Hemen bakınız burada çarpı 2 var. X'in önünde bir de ne var? Eksi 3 var. O zaman önce çarpmayı yapalım. Hemen burayı 2 ile genişletiyorum. 3'ünü de 2 ile çarparsak 10 küçük eşittir 2x. O da küçük eşittir 14. Her tarafa eksi 3 ekliyorum. Buraya eksi 3, buraya da eksi 3, buraya da eksi 3 eklediğimde 7 küçük eşittir 2x eksi 3. O da küçük eşittir 11 oldu. Bu ifadenin alacağım en küçük değer ne oldu arkadaşlar? En küçük değer 7 oldu. Burada da ne diyor? En büyük değer 11 oldu. Bizden bunların toplamını mı istemiş? Evet, 7 artı 11'de cevabımız 18 olacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Geçtik. Evet, kesim noktası. Şimdi kesim noktasını biliyorsunuz. Biz burada ne yapıyorduk? Ben ortak çöz diyorduk değil mi? Ortak çözüm yaparken de biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Bunları, fonksiyonları birbirine eşitliyorduk arkadaşlar. Eşit olduğu yerleri bulabilmek için. Evet, fonksiyonları, grafikleri, kesim noktalarını bulalım. Hemen eşitleyelim. Mutlak değer x eksi 2 artı x eşittir 2x artı 6 dedik. Bunları şu x'i ne yapıyorum? Karşıya gönderiyorum. X eksi 2 eşittir ne oldu? X artı 6. Şimdi şu ifadeye biraz göz atalım şimdi. Bu ifadeye bir göz attığımız zaman mutlak değerin sonucu değil mi? Burası gayet mutlak değerin neyi arkadaşlar? Sonucu. Mutlak değerin sonucu ne olmalıdır arkadaşlar? Ya da ne olmamalıdır? Negatif olmamalı. Yani sorunun sonunda bizden aslında bir ne yapmamızı istiyor soruda? Sorunun sonunda kontrol yapmamızı istiyor arkadaşlar. Kontrol yapmamızı istiyor. Şimdi burada iki durumda bir inceleyelim. Birinci durum bunu aynen buna eşitlemek. Bir de x'sine eşiteceğiz. Hemen yapıyorum. X eksi 2 eşittir. X artı 6'ya direkt eşitledik. Bir de x eksi 2 eşittir. Eksi x eksi 6'ya eşitlik arkadaşlar. Buraya bakarsanız zaten bir tuhaflık olduğunu sezersiniz. Bakınız x'ler gidiyor. Eksi 2 eşit midir acaba 6'ya? Hayır. Buradan o yüzden boş küme geldi diyebiliriz. Buraya geldim. 2'yi bu tarafa, x'i bu tarafa atarsak 2x eşittir eksi 4'ten x eşittir eksi 2 olarak karşımıza çıkıyor.
Şimdi kesişim noktalarını dediği için bir tane nokta geldi. Bir tanesinin apsisini bulduk. Bir tanesinin apsisini bulduk. Nokta dediği için ordinatını da bulmam gerekiyor. Eksi 2 virgül hangisinde yazarsanız yazın muhtemelen aynı sonucu verecektir. Bakınız eksi 2 burayı da ne yapmıyor arkadaşlar? Bir problem çıkarmıyor. Burayı negatif yapsaydı almayacaktım. Ona da dikkat lütfen. Evet, baktığınız zaman eksi 2'yi aşağıda veriyorum. Şurada verirseniz ne olur? Eksi 4, 2 olur. Yukarıda da verirseniz yine arkadaşlar 2 olacaktır. Noktamızda bu şekilde kesim noktası diyorum. Bu şekilde ortaya çıktı. Tamamdır, geçiyorum. Evet, parçalı fonksiyona çevirimiz. Yani şöyle bir bakalım, F'de kaç sorumuz var? Ona göre dersi 2'ye bölelim. 17 sorumuz var. Neredeyiz? Evet, şuradan bir iki tane daha çözebiliriz. Şimdi parçalı fonksiyona çeviririz demiş. Burada önemli olan şey arkadaşlar, kritik nokta. Burada kritik noktamız kaç arkadaşlar? İçeriği sıfır yapan değer 2. 2'ye göre konuşacağız arkadaşlar. Tamam, 2'ye göre konuşacağız. Yani parçalı fonksiyonun şöyle oluştuğunu hatırlayalım. Şöyle iki parçadan oluşuyor. Zaten bir tane kritik nokta varsa 2'ye böler. 2 kritik nokta varsa 3'e böler, değil mi arkadaşlar? Burada bir tane kritik noktamız var. Yani 2'ye 2'den küçük yerlerde konuşalım önce. 2'den küçük yerlerde ne oluyor? Buraya 2'den küçük bir sayı verirseniz negatif olur. İşaret değiştirir. İşaretini değiştirirseniz 2 eksi x olacaktır. 2'ye eşit ve 2'ye büyük sayılar verirseniz bunlar da aynen çıkmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla x eksi 2 olarak bunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Fx fonksiyonunu bu şekilde parçalı fonksiyona çevirdik. Kritik noktaya göre. Tamamdır. Geçtim. Fonksiyonun grafiğini çiziniz. Daha önce de söylemiştim bunu, değil mi arkadaşlar? Bunu daha önce de söylemiştim. Bakınız ben şöyle yapıyorum. Önce mutlak yokmuş gibi davranıyorum. Yani fx eşittir x. Biliyorsunuz ki bu fx y demektir, değil mi? Matematiğin her tarafında bu böyle. Y eşittir x. Bunu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bunu birinci açıortay diye bir şey söylemiştik. Birim. Değil mi? Fx eşittir. Hatta şuraya da yazalım. Birim fonksiyon oluyor. Şimdi birim fonksiyonu incelediğimizde şöyle bir şey çıkıyor, değil mi ortaya? Şöyle hayali çizeceğim. Evet. Şu şekilde bir şey çıktı. Şimdi ben biliyorum ki mutlak ne olamaz arkadaşlar? Mutlak negatif olamaz. Değil mi? O zaman şöyle bir pratik veriyorum arkadaşlar. Alttakileri yukarıya kır diyorum. Yukarıya kır. Şimdi bu hayali çizdiğim grafiğe bakarsanız altta kalan, yani neyin altında hocam? X ekseninin altında kalanlar, tamam mı? X ekseninin altında kalan şu kısmı çöpe atıp bunun neyini çiziyorsunuz arkadaşlar? Bunu şu şekilde yukarıya kırılmış halini çiziyorsunuz. Bunu da olduğu gibi aynen çiziyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi ortaya ne çıktı? Bakın bunu ne yaptık? Bunu çöpe attık. Bunu ne yaptık? Yukarıya doğru simetrini almış olduk arkadaşlar. Tamamdır. Evet. Tamam. Şöyle bakacak olursak fonksiyon grafiğini çiziniz demiş. Burada da yine kritik noktaları inceleyeceğiz. İki tane kritik nokta var, değil mi? İki tane kritik nokta var. Bunları tek tek inceleyeceğiz. Şöyle bir zamanımıza bakacak olursak bunları da diğer derse bırakalım. Diğer dersimiz yarım kalmasın, değil mi arkadaşlar?
Evet, bugünkü dersimizi burada sonlandıralım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. İyi çalışmalar.